Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 176 personelin katılımı ile eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik denetim ve kontroller devam ediyor. Bugün de Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alabilmek amacıyla kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi gıda satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde satış yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlanmadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Gerekli görülen gıda ürünlerinde ise numune alındı. Denetimlerde ayrıca piyasada yer alan bazı süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde bulunan ülkelerin bayrakları ya da Türkçe olmayan şahıs isimleri kullanarak Türkiye dışında üretilerek ithal edilmiş izlenim verildiği, ayrıca eritme peyniri olmasına rağmen parmesan, mozzarella, ricotta, edam, gouda gibi peynirlerin isimlerinin kullanıldığı, yine eritme peynirlerin kolot peyniri, kars gravyeri, dil peyniri, örgü peyniri, çeçil peyniri gibi coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin isimlerinin ya da görselleri kullanılarak piyasaya arz edildiği yönünde şikayetler ve satış yerlerinde gerçekleştirilen bu resmi kontrollerde denetlendi. Sayın Bakanımızın talimatıyla gerek üretim yerlerinde gerek toplu tüketim yerlerinde ve satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılmakta. Zaten Türkiye genelinde Sayın Bakanımız sadece farkındalık yaratmak için böyle bir şeye gitti. Denetimlerimizi biz tüm 176 tane denetçimizle Samsun ilinde devam ettirmekteyiz. Toplam baktığımızda 2023 yılı bu saate kadar toplam hem satış hem toplu tüketim yerlerinde, üretim yerlerinde 15.000'i aşkın bir denetimimiz var. Ama bu hafta 2 hafta içerisinde 12 Eylül ile 29 Eylül arasında sadece kasaplar, marketler, şarküteriler, büfeler gibi satış yapılan yerlerde eş zamanlı, yine Türkiye genelinde eş zamanlı bir denetim yapıyoruz. Biz 2023 yılında 15.000 adet yaptık ama bunun sadece 6.128 adedi satış yerleriyle alakalı denetimlerimizdi. Burada yapmış olduğumuz denetimlerde toplam 156 tane numune aldık. Numune sonucunda 13 tane olumsuzluk çıkan iş yerlerimize de idari yaptırımlarımızı uyguladık. Tabii biz yapmış olduğumuz denetimlerimizi sadece ceza yazmak veya esnafımızı, çalışanlarımızı bu işten taciz etmekle alakalı bir şey yok. Bizim denetim yapma amacımız güvenilir gıdayla 85 milyon üreticimizi Samsun'da da, tüketicimizi Samsun'da da 1 milyon 350 binin tamamının gıdayla ilgili sorumluluğunu bizde olduğunu bilerek onların güvenilir gıdayla buluşmasını sağlamak. Tüm ilçelerimizde, ilimizde şu anda denetimlerimiz devam ediyor. İnşallah bir olumsuzluğa da rastlamayız. Ben tekrardan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, denetçilerimize, ilçelerimize teşekkür ediyorum.